Bir ara vereceğim. Bu arada bir mail gelmiş. Diyor ki Cahil Hoca'nın sizin ailenin eski şoförün oğluymuş. Mail atmış. Diyor ki 80'lerin başı diyor. Cahil Hoca 20'li yaşlarında. Babam ailenin şoförüydü. Bir gün babamla beraber gittiler. 2 gün gelmediler. Biz hepimiz kaçırıldı sandık. Öldüler mi, öldüler mi diye jandarma polise haber verdik. Sonra otomobili Altınşehir'in orada mağaraların önünde. Efendim, evet. Mağaraya gelip, Şaban'ın oğlu mu sorsana? Şaban'ın oğlu. Şaban'ın oğlu. Tabii. Evet. Biz mağarada kaybolduk. Evet. Vay. Lambalarınız bir sönmüş. Evet. Araba orada kaldı. Biz içeri girdik. O tamamen benim aptallığım. Tabii Şaban'ın böyle bir tecrübesi yok. Bir el feneri. Yo, doktoramı yeni almışım. Yarımburgaz mı? El fenerim bilemiyorum. Bir tek el feneri var, pili bitmiş. Ne oldu, bitti? Hayır, pil bitse zayıflar anlarsın. Ampul gitti. Ampul gitti. Ampul gidince ben de saf saf döndüm. Şaban şık dedim, çakmağını ver. Şaban'dan cevap. Ben sigara içmem Celal Bey. Abo. Oğlum dedim, kibrit demiyorum. Yok dedi. Kaldınız. 10 dakika gittiğimiz yolu 12 saatte çıktı. Dediği gibi... Karanlık çünkü. Abi ama körsün içeri. Tam körsün. Nasıl buluyorsun? Ha, onu söyleyeceğim. Şimdi biz... Allah'tan o zaman bu kadar şişman değil. Bir dolandık Şaban'la içeride falan. Ondan sonra dedim ki bak Şaban dedim. Ben dedim bu mağarayı iyi bilirim. Ha. Çünkü bir salona geldiğimiz belli oluyor. Yankıdan. Ha. Dedim ki şimdi dedim yarasa uçuşlarını dinle. Ha. Bunlar dedim... Belli bir hatta gelir giderler. Yarasa burada. Gibi bu da radar ile çalışıyor. Dinle falan. Biz ondan sonra dedim ki biz burada bir ağız bulmamız lazım. El yardımıyla bir ağız bulduk. 2 adım sonra kapandı. Yanlış ağız. Çık. Dedim ki bulacağımız ağzın kesiti T şeklinde. Ona dikkat et. Ama yüksek bir T'si boynuz yetmiyorsa. Hayır dünya küçük ben biliyorum. Biliyorum girdik T şeklinde gidiyor. Ha tamam şimdi Şaban dedim. Sağ tarafta bir kolona geleceğiz. Ha sen mağarayı ezber biliyorsun. Tabii ezber. Gittik el yordamıyla kolon orada. Dedim devam. Bir geldik çıkmıyor dedi Şaban. Celal Bey burası çıkmıyor. Dedim mümkün değil. Celal Bey önümüzde duvar var. Dedim mümkün değil. Dedim eğil. Ben eğil. Dedi ki Celal Bey biz ama eğilmediydik dedi. Şaban dedim yanlış hatırlıyorsun. Lamba söndüğü an dedim biz dedim bir ara koştuk. Hani geriye hemen gidebilir miyiz diye dedim. Orada hata ettik. Biz yanlış yere koşmuşuz dedim. Salona çıktık dedim. Eğil dedim. Biraz sonra eğildik yükseldi tekrar. Aa. Bak dedim ben sana. Şimdi dedim sağ tarafta bir akarsu kesiği olması lazım. Bir Menderes kesiği. Hı. Onu arayalım duvarda dedim. Ellerimizle onu bulduk. Ama 12 saat sürdü. Tabii yani içeride dolaşıyoruz. Şaban ben üşümeye başladım dedi. Ben aldım. Tişört var. Tişörtü geçirdim üzerine. Aç. Ha tabii yani ondan sonra bu işte ya işte Güler Hanım bize dua etmeye falan bana bak dedim. Kimseye dua etmeyin. Zaten Güler Hanım yeterince dua eder. Hayır ben seni çıkartırım dedim. Başka kimse çıkartamaz. Çünkü dua etmeye başladığım an umudunu kaybetmiş demek. Şimdi o çocuğun orada ümidini kaybetmiş olması feci bir şey. Buna müsaade etmemek lazım. Dedim bir daha duymayayım. Şöyle bana güveneceksin dedim. Ve abicim biz 12 saat sonra bir böyle yukarıya doğru ışığı görüyoruz. Bir baktım incecik sabaha karşı ışık. Ve oradan sonra dışarıya çıktık. Yuhu biz bu arada babam Naci Görür'ü aramış. Zavallı Naci kalkmış gelmiş. Arazi ayakkabılarını giymiş. Bu deli demiş nereye gitti. İşte tesadüf diğer şoför rahmetli Yurdakul. Bunlar galiba mağaraya gidiyoruz dediler demiş. Naci de demiş ki bu gitse Yarımburgaz'a gider demiş. Ama gidiyorlar Yarımburgaz'da arabaya. Çünkü biz o arada eve döndüydük. Anlatabiliyor muyum? Bu arada... Ve ertesi gün Şaban işten ayrıldı. Çok da üzüldüm. Çok iyi bir şoför. Korktu yani. Ya. Bilmiyorum da herhalde işte böyle bir deliyle. Benim bu deliyle ne işim var? Yani herhalde çocuk dedi ki böyle bir Allah'ın benim delisiyle. Benim çoluk çocuğum var bu deliyle mağaralarda ne işim var? Bir reklam arası vereceğim devam edeceğiz.